Adım Namık, Ayvalık'tan yola çıkarak Körfez'in bütün kaymakamlarından beraber yapacağımız çalışmada Türk mutfağını tanıtıyoruz. Türk mutfağını dünya mutfaklarından beraber nam yapmış, isim yapmış Alman mutfağı, İtalyan, Fransız, İspanya mutfaklarının bizim de Türk mutfağındaki olan lezzetleri sizlere sunacağız. Biz de bu yemeklerin nasıl kullanılmış olan kaliteli ürünlerle beraber çok farklı lezzetlere varabileceğimizi gösteriyoruz. Maalesef marka olamamışız. Dünya mutfakları dediğimizde bir Fransız, İtalyan veya Alman mutfağı kadar ün ve nam yapamamışız. Ama bizim mutlaka yemeklerimiz onlara on çeker diyorum, iddialıyım da. Bugün Gömeş Kaymakamımız Önder Bey bize burada eşlik edecekler. Bu mutfaklarının lezzetini size sunacağız. Hep beraber mutfağa gidelim. Ben Hüseyin Onaycı'nda Boncuk Restoranı işletmecisiyim. Hüseyin Bey, bugün Gömeş Kaymakamı gelecek. Bugün onlara ne yapacağız? Misafirimiz olacak. Ben dili ahtapot yaparız bugün ona. Akkız yaparız. Güzel. Fener balığından güzel bir akkız yaparız. Böyle güzel çalışmalara gireriz bugün. Sizin yıllardır burada restoranculuk yapıyorsunuz. Cunda mutfağı, Cunda'nın özelliklerinden bahseder misiniz? Yani Cunda mutfağı deyince akla Akdeniz mutfağı geliyor. Otlardan müteşekkil bir mutfak bu. Ve zeytinyağının özelliği ve zeytinin harman edilmesi var sofralarda. Böyle bir mutfak. Körfez bölgesinde Ayvalık, Gömeç, Burhaniye dediğimizde bu ilçelerin 3 tane büyük zeytin yağ üreticisi var. Bunun birisi Ahmet Sucu Ayvalık'ta, Özgün Zeytin. Gömeş'e gittiğimizde Kozaklı, Osman ve Ali Can kardeşlerinin yapmış olduğu zeytinyağı ve Burhaniye'de Hüseyin Sarıbaş'ın yapmış olduğu zeytinyağı. Yani bu bölgeye geldiğinizde mutlaka bu zeytinyağlarından karşılaşacaksınız. Bunun haricinde birçok firmamız var. Halkın burada kendi tarlasında imal ettiği zeytinler var, ürettiği zeytinler var. Onları kullanıyorlar. Hani yöremize geldiğinizde, Edremit Körfezi'ne geldiğinizde mutlaka bu zeytinden, zeytinyağından karşılaşıyorsunuz. Şimdi burada iki türlü zeytinimiz var. Birisi yeşil, diğeri de siyah zeytin. Bu iki zeytinin ilk hasat olarak bizim bildiğimiz, özellikle Ekim-Kasım aylarında zeytin toplanmaya başladığında yeşil zeytinden beraber toplandı ilk hasat diyerekten bunu kullanıyoruz ve bunu mutlaka çiğ olarak kullanın. Yani salatalarda, mezelerde kullandığımız yağlar. Siyah zeytinden yapmış olduğumuz zeytinyağı da genelde kızartmalarda kullanıyoruz. Şimdi zeytinyağı sadece Körfez bölgesinde, Edremit Körfezi'nde mi üretiliyor? Hayır. Zeytinyağı baktığımızda dünyanın her yerinde üretilebilir. Ama biz Körfez bölgesi dünyanın zeytinler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. İtalya'da Toskana, Yunanistan'da Girit ve Edremit Körfezi'nin zeytinyağları, bu üç ülkenin zeytinyağları dünyada nam yapmış. Sizin de karşılaşacağınız zeytinyağlar arasında Ayvalık'ın mutlaka ya da Edremit'in, Burhaniye'nin zeytinyağları mutlaka yer almıştır. Hüseyin Sarıbaş dedik, Burhaniye'de. Hüseyin Bey'in bir farkı daha var diğer imalatçılardan. Hüseyin Bey aynı zamanda süt ürünleri yapıyor. Yani burada peynir, yağ, yoğurt gibi ürünler üretiyorlar. Sarıbaş dediğim mi? Biz bu ürünlerden birkaç tanesi bugün mutfakta kullanacağız. Bu peynir çok hoşuma gitti. Geçen tattım, ilk defa tattım. Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz etkinlikte Körfez bölgesinde Türk mutfakları özellikle dile getirmek istiyoruz. Körfez bölgesinin çok güzel mutfakları var. Ayvalık'ın kendisine ait olan köylerinde, Burhaniye, Gömeç'in kendisine ait olan köylerinde her köye gittiğinizde, her ilçede farklı lezzetlerle karşılaşacaksınız. Vallahi Gömeş Kaymakamı Önder Coşkun. Türk mutfağında özellikle dikkat ettiğiniz, hoşuna gittiğiniz yemeklerden bahseder misiniz? Türk kültüründe ben sebze yemeklerini, Ege'de olduğum için Uşaklıyım, sebze yemeklerini severim. Balık yemeklerini severim. Tabii sağlıklı olması için zeytinyağı kullanıyoruz genelde yemeklerde. Daha doğrusu Gömeş'te artık alıştık zeytinyağına. Daha önce çok fazla zeytinyağıyla aramız yoktu ama burada çok bilinen bir ürün olduğu için ve güzel olduğu için, doğal olduğu için zeytinyağını tercih ediyoruz. Fazla tuzlu yememeye çalışıyoruz sağlık için. Başlayalım. Buyurun. Bu kadar yeterli. Yani bu işten mi başlayalım, bu işten mi başlayalım? Bu işten başlayalım. Sen bir tanesini yap istersen ben öyle. Tamam. Ben bu işi yaparım. Sonuna kadar devam ediyoruz.
Türk mutfağında birçok böreklerimiz var böyle. Sigara böreğinden tut, puf böreğinden tut efendim. Laz böreği. Işte, evet, boşnak böreği. Birçok böreklerde böyle. Bize Türkiye'nin neresine gidersen git, her yerde yapılan bir şey. Yoksa alıştınız mı artık? Bunlar artık gözü kapalı da işte. Yine küçük küçük değil mi? Evet. Yani ince doğru. Tuz ot. Pul biber. Pul biber. Sarımsak. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Bunun işte pişmesi ne kadar usta? Bu pişti. Pişti mi? Evet. Tabağa servisi yapacağız. Soğan illa kırmızı mı olacak? Beyaz da olabilir. İlla kırmızı olacak diye bir kaydı yok. Gündem'i sormaya yayınlıyor. Hani Akdeniz'e kadar, Ege bölgesine kadar gitti yani. Bugün Ege bölgesine gittiğim vakit Gündem mutfağında çalıştım dediğim vakit havada kapıldı. Bir tecrübe var. Baktığı sonra çeşitler var. Turistler seviyor mu? Yoksa bizim yerel tadı mı? Turistler de seviyor. Şimdi yabancıda şöyle bir şey var yabancıda. Bizim Türk mutfağını gerçekten seviyorlar. Almanlar olsun, İtalyanlar olsun. Baharatlı bir çünkü, şey. Mutfak biraz. Yağlı ve baharatlı. Ben yabancılarla çalıştığım için biliyorum, Türk mutfağını gerçekten çok seviyorum. Nerede yine? İkiye böl. İkiye böl. Evet. Şöyle dörde? Hayır, ince. İnce. Şöyle yine. Evet. Cümlen cümlen. Bunu yanmasını seviyorum. Normal yanmasın. Hayır. Yanmıyor mu? Yemek yaparken korkmayacaksın ya. Kesinlikle. Her şeyi deneyeceğiz. Kesinlikle. Hani yapmış olduğumuz yemeklerin korkuyorum. Şurayı. Ha, şöyle. Ha, bu kadar da kesin. Mutfakta olmak farklı bir duygu. Çok fazla yaptığım bir olay değil. Ama bahara bu yıllarca denenerek, deneme yanılma yoluyla öğrenilen bir konu. Hangi baharat, hangi sebzeyle ya da hangi et ürünüyle gideceği. Bunlar yıllarca tamak tadına insanlar vara vara bunu öğrenmişler. Ustalarımıza şimdiye kadar aktarmış. Tabii yeni şeyler de öğrenmek lazım ama ben biraz muhafazakarım yemekte. Çok fazla yeniliğe açık değilim. Nasıl öğrendiysem geleneksel olarak aynı şekilde yapmaya çalışırım. Şimdi Ayvalık Kaymakamı bize bu yemekleri yaptıktan sonra bir taş attı. Yoğun yemek programından bahsetti. Bizim de çeşitlerimiz bol. Siz de Burhaniye Kaymakamı'na bir şey söylemek ister misiniz? Burhaniye, yani şimdi kültürümüz aynı yani Gömeç, Ayvalık, Burhaniye, Körfez'in ilçeleri. Çok farklı bir şey yapacağını zannetmiyorum ama Hüseyin Bey'den bir şey ışık görüyorum, o mutfak ışığı görüyorum. Benden daha iyi yapabilir. İnşallah yapar. Bu çam mantarı. Çam mantarı. Çam mantarı. Çalıların dibinde, çamların dibinde yetişiyor. Ama küçük değil mi ya? Böyle renk çok evet, alışıklı olduğumuz bir renk yok. Gerçekten kuzu ciğeri gibi olan tatlı bir üründür. Tamam, bu işi ne yapacağız? Sote, bunun tavasını yapacağız. Tavasını. Tamam, evde de yapılabilir o zaman. Tabii tabii. Yani hepsini atayım mı? Olduğu gibi. Tamam, biraz daha sabırsam. Unut eksin. Tamam. Kaç yer? Hepsini. Aynısını. Renkli sanki böyle tüplü gibi geldi. Sizin yöre de? Bizde beyaz. Yani normal aşağısı da beyaz. Ha, bu tarz mantar. Bu tarz mantarlar var da genelde zehirli diyebiliyorum ben. Hı. Bu tarz olanları.
Eğilir ondan sonra bir şey. Bir tanesini tadayım. Çok güzel. O uçkumru, bu levrek, bu barbun, bu kübra, bu da sardalya. Hangisi lezzetli? Bu herkesin tabak tadı farklı. Evet. Balık dediğim mi, yörede çok güzel balıklarımız var. Siz deminden bahsetmiştiniz, balık tutmayı çok seviyorsunuz. Evet, seviyorum. Bu... Ama çok fazla tutamıyorum. Burada kenardan atıyorum ben genelde. Şimdilik daha muvaffak olamadık çok fazla ama bakalım nasıl. Balıkçılık nasıl bir şey? Bu çocukluktan gelen bir şey, öyle bir heves var, heyecan var. Çocukluktan gelmiyor, neden gelmiyor? Uşak'ta çok fazla balık tutacak yer yok. Bu bende üniversite yıllarında oluştu. Sonradan meydana gelen bir hobi. Tatlımızı bir gün öncesinde doğramısı işlemini yaptık. Sonra şekerde, toz şekerde beklettik. Sonrasında da yarım saat şerbetini döktükten sonra fırında yarım saat pişirdik. Biz de yemeğini söylüyoruz, geliyor. 10 dakikada yiyoruz ama bunun hazırlanması çok kişinin emeğiyle ve zamanıyla gerçekleşiyor. Yemek yerken onları da düşünüp çok fazla beğenmesek de onları kırmamak adına yemeğimizi yiyebiliriz. Yani bitirmeye çalışmalıyız. Öyle değil. 5 dakikada yeriz hemen kalkarız. Bu bizim geleneğimizdir. Yani akşamları mutlaka çocuklar, anne, baba artık evde kim varsa bir sofrada oturulur. Gelir, bazen sohbet edilir, günün nasıl geçti vesaire. Çocuklarla okulda ne yaptın? Bu tür sorular sorulur. Yemek öğünü, insanların bir araya geldiği, ailelerin bir araya geldiği bir vakit. Çok fazla televizyonda seyredilmediği bir vakit yemek yerken. Konuşulabilen bir vakit. Tabii teknolojinin gelişmesiyle çok fazla insanlar bir araya gelmiyor ama aileler bile. Ama yemek saatinde aileler çocuklarla, eşiyle bir araya gelip yemek yiyebiliyor. Bunu kaybetmemek lazım. Yani işte. Sürekli olarak aynı saatte bu özelliğimizi kaybetmemiz lazım. Sayın Gümeş Kaymakamı Önder Bey'le beraber mutfağa girdik. Farklı lezzetler yaptık. Türk mutfağının birçok güzel lezzetlerinden birkaç tanesine değindik. Şimdi biz bunu tatmaya gidiyoruz. Mutfağı şefimize bırakıyoruz. Balık hem ot işte. Balıkla ot birbirine yakın. Evet. Evet. Yani ben balığı genelde rokayla seviyorum. Rokayla. Evet. Görülmüş olduğunuz otlar bu yöreye ait. Deminden mantar yaptıydınız. O mantar evet, da mevsimsel olarak. Bu mevsimde var. Mesela bu yörede var. Evet. Kısa bir zaman var o. Çok kısa bir zaman. Evet. Yedin. Yemedin. 15 gün içinde bitiyor. Yazın turistler tadamıyor o zaman. Yazın kesin yok. Yazın başka türlü ürünler çıkıyor işte. Deniz mörgüsü falan. Ha. O zaman onlar da bu zamanda bulunmuyor. Günaydın. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 47 seneden beri. 47 sene evvel değil mi? Akçasın. Evet. Hangi mutfakları yapıyorsun? Türk mutfağı. Özellikle Türk mutfağı. Osmanlı mutfağı. Şimdi Türk mutfağına baktığımızda marka olamamış. Hani bugün bir İtalyan, bir Fransız veya Alman mutfağı kadar. Onlar marka olmayı becermiş, biz bunu becerememişiz. Evet. Bu nereden kaynaklanıyor? Bizim kültürümüz... Aslında Osmanlı mutfağı zor bir mutfak değil. Ama bilene zor değil. Bilmene tabii ki zor. Zengin bir mutfak mı? Tabii ki. Unutulan yemekler, ya da senin en çok hoşuna giden yemeklerden bahseder misin? Şimdi biz annelerimizden görmüş olduğumuz yemekleri gerçekten unuttuk. Çünkü hep yeniliğe açılıyoruz. Yenilikler açıldığımız sürece de hep eskileri unutuyoruz. Yani şu anda ismini dahi hatırlayamayacağım otlar var bizim memlekette. O otların ismini dahi ben unuttum. Bırak yemeğini, evet. Nasıl olduğunu İsmini versin. Dahi unuttum. Sen 42 senelik usta olarak bunu unuttuysan, evet. Yeni nesil yetişen insanlar, çocuklarımız, genç bayanlarımız haliyle bunları hiç görmemiş. Evet, mümkün değil.